Merhaba Narin Hanım. Var mı bir haber? Ne işin var senin burada? İnsan bir selam verir. Bir hal hatır sorar. Biz de içeriden bilgi almaya çalışıyoruz. Ayrıca niye gelmiş olabilirim? Şadiye için. MOBESE kameralarında doğru düzgün görüntü yok. Balistik raporunu bekliyorum. O kadar bekleyeceğim işte. O kadar tezgah yapan balistiği de halletmiştir. Ama merak etme. Ben buradayım. Artık tezgah döndüremeyecekler. İyi. Çok iyi. Sıkma canını. Senin moralin çok bozuk Narin. Gel gidelim bir çay çorba içelim. Biraz muhabbet edelim. Açılırsın. Efendim Deniz Hanım. Ha, Sermet Bey. Ben şeyi merak ettim. Bu Erol'la konuşmanızdan... Bir sonuç alabildiniz mi Atıf'la ilgili? Merak edecek bir şey yok Deniz Hanım. Konuştum. Erol'un Atıf'la bir alakası yok. Adım kadar eminim. Değil mi ya? Değil mi? Yani adam sütten çıkmış ak kaşık. Hiç böyle şeyler yapar mı? Ay benimki de laf. Deniz Hanım bilmediğiniz şeyler var. Ayrıca da ben yok diyorsam yoktur. Boş konuşmam. Hadi iyi günler. Aa. Aa kapattı. Aa. Yüzüme, terbiyesiz yüzüme kapattı. Ben sana gününü gösteririm ama. Boş konuşmuyormuşmuş. Terbiyesiz. Narin Hanım. Ayrılıyor musunuz? Niye işler bu hale geldi? Çok üzülüyorum ben. Öyle olması gerekti. Olur arada böyle şeyler. Bir muhasebe uyuracağım. Ara sıra görüşürüz değil mi? Narin Hanım, eğer yeni bir yer falan açıyorsanız beni unutmayın. Böyle mi diyorsun? Konuşuruz sonra. Merhaba Narin. Gel birlikte bir kahve içelim. Sana açıkça söylüyorum Narin. Benimle uğraşma. O Atıf Birsel'in benimle ne derdi var bunu bilmiyorum. Sermet Bey'le kişisel atışmasından başlayarak işi nerelere getirdiniz? Ya senin bana olan nefretin bu kadar mı büyüktü? Adamı durup durup üzerime salıyorsun. Ha? Sonra sen her şeyi öğrendiğin, bir meslek, bir kimlik edindiğin yere karşı niye bu komploların içindesin? Hangi birinden başlayayım Erol Bey? Hı? Hangi birini sayayım? Beni Fırat Kazan ve Sermet Karayel çekişmesinde ortada bırakmanızdan mı? Yıllardır çalıştığım, güvendiğim bir hukuk firmasının aslında karanlık işlerin merkeze çıkmasından mı? Atıf'ın birdenbire ortadan kaybolmasından mı? Hangi birinden başlayayım, hangi birini sayayım Erol Bey? Ben sizinle uğraşacağım. Siz de elinizden geleni ardınıza koymayın benimle ilgili. Senin sinirlerin gerilmiş Narin. Benim Atıf Birsel'den haberim falan yok. Atıf hayal gücü geniş bir çocuk. Kim bilir dedektifçilik oynarken kimin ayağına bastı. Bak şimdi bizim seninle bir yemeğe çıkıp bütün bunları sükunetle bir konuşmamız lazım. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Tamam, buradan ayrılmak istemeni anlıyorum. Bundan sonra sevgilin sana en az 10 tane yeni müşteri bağlayacaktır. Bunu da biliyorum, tamam. Ama ilişkimizi uygar düzeyde tutalım diyorum ben. Benimle düşman olmak istemezsin değil mi? İstemem Erol Bey. İstemem. Sizi yargılatmak isterim. İzninizle şimdi muhasebeye gidip hakkım olan tazminat alacağım. Babamı korumayı seçmemin, bu şantaja yıllar boyu boyun eğmemin cezasını sensiz kalarak çektim ben de her şeyi. Bir de sen cezalandırma beni, olur. Seni cezalandırsam ne olur, cezalandırmasam ne olur Fırat? Korkunç yıllarımı bana geri mi vereceksiniz?
Ben seni bu ruh halinde bırakmayacağım. Birbirimizi bulmuşken bunu bana yapamazsın. Ben de buna izin vermem. Sıkıntı geçene kadar buradayım. Bir şey ister misin? Hayır, sağ ol. Sen ne yiyorsun? Uykum gelmişti. Ben şurada kıvırıp yatayım ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Fırat? Hı? Ne kadar alt üst olduğumu görmüyor musun? Sana ne kadar kızgın olduğumu görmeyecek kadar kör müsün acaba? Fırat. Dur, dur. Fırat. Senin hemen gitmen gerekiyor. Neden? Babam geliyormuş, Ümmü mesaj attı. Sarhoşmuş falan işte, benim ortalığı toplayacağım, çeki düzen vereceğim falan. Emin misin? Anlamadım. Nasıl bir soru bu şimdi? Telefonunu ver. Beni göndermek istiyordun zaten. Bu da iyi bir bahane oldu herhalde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.